Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan'ın 2022 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Bu kapsamda raporda 5 adet Gabya sınıfı fırkateyni 10 adet Stamp 2 silah sistemi entegre edildiği Pakistan MİLGEM, MİLGEM 5. gemi ve LHD projelerinde ise Stamp silah sistemleri teslimatının tamamlandığı aktarıldı. Aynı zamanda Dersan Karakol Botu, Pakistan OPV projesi ve Katar LCT ve LCM gemileri kapsamında 5 adet muhafız ve 4 adet Stamp 2 sistemi teslimatı tamamlandı. Ayrıca faaliyet raporunda, Katar ve AB modernizasyonu kapsamında bahse konu araçlara SARP, UKKS, örümcek, telsiz ve sürücü görüş sistemi teçhiz edildiği aktarılmakta. Konuyla ilgili gelişmeyi geçtiğimiz aylarda duyurmuştuk. Ek olarak Macaristan'a 32 adetlik Ejder Yalçın aracı ihraç edilmiş, bu kapsamda 32 adet SARP sistemi araçlara entegre edilmişti. Stabilize makinalı tüfek platformu, stabilize edilen bir taret üzerine yerleştirilmiş olan silah, elektro-optik görüş birimleri içeren ve silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine sahip bir stabilize silah sistemidir. Stamp sistemi üzerinde bulundurduğu elektro-optik sistem sayesinde, gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve atış yapılabilmesini sağlamaktadır. Silah nişan hattının, sistemin monte edildiği platformun hareketlerinden etkilenmemesi ve hedef üzerinde kalabilmesi için, taret stabilize edilmiştir. Aynı zamanda otomatik hedef takip ve balistik hesaplama yeteneğine de sahip sistem ile üzerine yerleştirilmiş olduğu platform veya hedef hareket halindeyken isabetli atış yapılabilmektedir. Stamp sisteminde silah olarak 12.7 mm M2 veya 12.7 mm GA-19 A Gatling, 7.62 mm makinalı tüfek ya da 40 mm bomba atar kullanılabilmektedir. Farklı görev ihtiyaçları için deniz araçlarındaki radar, meteorolojik algılayıcı ve benzeri algılayıcılarla entegre edilebilmektedir.